Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş bize. Kedilerle anlaşabilen köpek ırkları var mıdır? Aslına bakarsanız kedilerle köpekler anlaşamaz ırklar değil. Aslına bakarsanız kediler köpekler anlaşabilirler ama bunun birinci kuralı kediyle köpeğin aslında beraber büyümesi veya da erişkin kedinin yanına yavru köpek gelmesi. Bu da kabul edilebilir bir şey. Tabii en ideali beraber büyümeleri tamamen. Ama erişkin kedinin yanına da yavru köpek aldığınızda ufak tefek pataklasa da ilk başta gene de birlikte anlaşabilirler. Yani burada tabii bazı detaylar var. Şimdi kedi erişkin mi, yavru mu? Bu önemli. Yanına gelen köpeğin de ırkının büyük ırk mı, küçük ırk mı olduğu önemli. Tabii ideal olan aynı boyutta olmaları. Yani küçük ırk bir köpek, kedi boyutlarına yakın bir boyutta olduğu için daha alt alta üst üste oynamaları ve hani anlaşmayı açarsak biraz da birlikte oyun oynamaları. Yani kedilerin o klasik ayrı bir dünyada yaşayıp da köpeği hiç takmaması değil, aslında güzel olan, bizim de görmek istediğimiz şey, kedilerin köpeklerle birlikte oyun oynamaları, alt alta üst üste boğuşmaları ve birlikte bir hayat paylaşırken bundan ikisinin de keyif alması. Aslına bakarsanız kediyle köpeğin tabii ki aynı boyutlarda olması onlar açısından daha iyi oluyor. Yani daha doğrusu köpeğinizin kedinin boyutunda kalacak kadar çok büyümeyen bir köpek olması onların birlikte oynamasını çok kolaylaştırıyor. Çünkü burada amaç aslında kediyle köpeğin alt alta üst üste oynaması, birbirleriyle gerçekten vakit geçirmesi, birbirleriyle olmaktan keyif alması. Hani kedinin o klasik kendi dünyasında yaşasın, umursamasın, köpek ayrı bir dünyada yaşasın. Hani bu aslında kediyle köpeğin birbiriyle anlaşması anlamına gelmiyor. Bizim beklentimiz, benim de daha önce yaşadığım, beslediğim, onların bir araya gelip de hani bir tabir vardır ya, kedi köpek gibi oynuyorlar şeklinde, alt alta üst üste birbirleriyle bir vakit geçirmeleri, bundan da onların da keyif alması amaç bu. Hani bu doğrultuda baktığınızda tabii biraz kedinin karakterine de incelemek lazım. Kedilerin karakterleri köpeklerden farklıdır. Kediler bir şeyleri kendileri istediği için yaparlar. Siz istediğiniz için yapmazlar. Yani köpeği yanına çağırırsınız, köpeğiniz koşa koşa gelir. Bunu siz istediğiniz için yapar. Ama kedinizi çağırdığınızda, kediniz her çağırdığınızda koşa koşa gelmez. O an canı istiyorsa gelir, istemiyorsa gelmez. Kediler kararlarını kendileri veriyorlar. Bu da aralarındaki kedi ile köpeğin karakter olarak en büyük fark. Dolayısıyla da kedilerin her zaman için canı istemediğinde oynamak zorunda olmaması onlar için önemli bir nokta. Ve köpek küçük olursa, kedi biraz yüksek bir yerlere tırmanarak, çıkarak canı istemediğinde köpeğin oyununa katılmayacaktır. Köpeklerin bitmek bilmeyen o oyun arzuları, o hareketlilikleri bazen kediyi rahatsız edebilir. Çok rahatsız olduğunda da ufak tefek böyle pati atmalar yaşayabilir. Öyle zamanlarda kedinin yüksek bir yere çıkıp da köpeğin ulaşamayacağı bir yerde rahat etmesi gerekecek. Bunu hem sizin sağlamanız gerekiyor aslına bakarsanız, hem de köpek çok büyük olmadığında, her yere ulaşamadığında kedi de bunu rahatlıkla sağlayacaktır. Ve o istediği zamanlar gidip de kendi boyutlarında alt alta üst üste kavga edebileceği, oynayacağı şekilde kendi boyutundaki köpekle çok 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 daha iyi anlaşacaktır. Ha, tabii ki bu bir şart değildir, tavsiye ettiğimiz bir şeydir. Ben bir Rottweiler'la bir kedinin dostluğuna da şahit oldum, kendim yaşadım. Bir Alman kurduyla kedinin dostluğuna da şahit oldum, gene kendim yaşadım. Bir Pomeranian'la kedinin dostluğuna da şahit oldum. Genelde büyük köpeklerle yaşadıkları dostlukta büyük köpekler bir müddet sonra kediyi artık korumaları altına alıyorlardı. Özellikle Rottweiler dışarı çıktığında başka kedilere hamle yaparken bu kediyi sonuna kadar koruyordu. Ama Pomeranian'la gerçek anlamda alt alta üst üste o kadar güzel oynuyorlardı ki aynı kiloda olduklarından. Yani en büyük keyfi ben kedinin kendi boyutlarında bir köpekle aldığına şahit oldum. Bu yüzden de sorumuz eğer hangi ırklarla anlaşabiliyor şeklinde bir soruysa,
hepsiyle anlaşabilir ama kendi boyutundakilerle daha mutlu olur.